asla evlenilmemesi gereken insanları da belirleyelim ki hata yapmayalım yani. Aynı Harikasınız. hataya düşmeyelim. Evet, şimdi Şimdi buyurun hocam. nedir? Bir, öfke problemi olan insanlar. Bak, o kadar önemli ki şimdi burada öfke varsa peşinden Allah göstermesi şiddet gelir. Doğru mu değil mi? Gördüğümüz olaylar, kadın cinayetleri. %1 milyon. %1 milyon. Tabii ve burada aileye bakın, aileyi kontrol edin derken şunu söylüyorum. Ailede döven bir baba var mı yok mu? Var mıydı? Çünkü neden? Ailede şiddet varsa %85 çocuk da şiddeti yansıtıyor. Ya. Ondan aileye bakın dedik biz. Anladınız mı? Yani burada öfke problemi olan insan riskli insan. Çok Ama önemli. hocam çok iyi sadece kızınca. E tamam, kızdığı zaman ne yapacağını nereden biliyorsun? Bir anlık olay bu zaten. Hadi bugün bu kadar kızdı. Tabii Yarın kafana bir yarın. şey geçirecek kadar kızınca ne olacak? Tabii ne yapacaksın? Evet. Şimdi mesela birisi diyor ki hocam diyor, ben diyor babam diyor annemi döverdi, bizi döverdi. Ben diyor şiddet kullanmaktan nefret ediyorum. Ben diyor eşimi hayatta vuramam. Vuramam ama adam geliyor pencereye vuruyor, duvara vuruyor. Ondan sonra kapıya vuruyor. Evde kırılmadık şey yok diyor kadın. Gerçekten hiç vurmamış bak. Ya yani yazık. Ama bak, bu sağlıklı bir insan mı? Değil bu. Yaşadığı olay geçmişte yaşadıklarından kaynaklanan bir durum. Yani öfke evlenmesin demiyorum ama bir uzmandan yardım alsın. Tabii. Öfke sorununu çözsün, öyle gelsin. Tabii. Yani ben o Tabii. insanı da karalamak ve kötülemek istemiyorum. Hı. Şimdi burada ben bakın asla evlenmeyin dediğim 12 tane madde çıkardım. Bu maddeleri nasıl çıkardım biliyor musunuz? Tamamını yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak zorunda kalan on binlerce insandan çıkardım ben bu maddeleri. Bir Ondan damıtma. dolayı. E tabii bir damıtma bu. İnsanlar bazen diyor ki hocam diyor öyle maddeler çıkarmışsınız vallahi evlenecek kimse kalmadı diyor. Eğer vallahi bu maddeleri eğer varsa evlenme, daha iyi evde kal. Vallahi evlenme kardeşim. Çünkü Çok neden sorun doğru. yaşayacak? Başın belaya girecek, üzüleceksin. Ve bu sefer sen o insanla beraber hayatın kararacak. Yazık edeceksin. Baştan kabul etme. En azından rahat edersin. Şimdi onun için öfke var. Tamam, öfkeyi nasıl anlayacağız hocam? Bak, birdenbire mesela diyelim ki araba kullanıyor. Adamın birisi önünden geçti. Korna çal. Ey, bilmem ne dedi mi demedi mi? Bak, ani. Kız kardeşi bir şey söylüyor, ona bağıra veriyor. Annesi bir şey söylüyor, ona bağıra veriyor. Dikkat edeceksin bunlara. Gözlem yapacaksın. Yapacaksın. Ani fevri hareketler. Hele kendinden alttakini ezme anlayışı Ya varsa aman ha. bitti. 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 Yani bu gücü ezmek için kullanan, öfkesiyle beraber birilerini sindirmeye çalışan bir insan var. Vallahi senin psikolojini alt üst eder, aynı zamanda sağlığından da olursun. Yani çok tehlikeli bu tarzda bir insan. Onun için öfke problemi birinci derecede dikkat etmemiz gereken şey. Çok doğru. Hocam düzelir demeyin. Tedavi olsun gelsin. Bak net söylüyorum. Evlenme. İki, çevresinin etkisinde kalan insan. Şimdi ne söyleseler onları dinliyor. Gidiyor annesi, annesinden sonra bir geliyor eve, hadi bütün ayarlar Ya. bozuluyor. Abisine gidiyor, abisi ne diyor? Hadi bütün ayarlar bozuluyor. Hocam diyor, bu adamı diyor ben diyor hiçbir yere göndermemem lazım. Her duyduğundan etkileniyor ve tavrı davranışı değişiyor bu Biliyorum. adamın. Biliyorum. Şimdi ne var burada? Kişiliğini bulamamış bir insan var. Ya. Nereye çeksen Herkesten oraya gidiyor. gidiyor, etkileniyor. Sen şimdi onlar bozacak, sen yapacaksın. Onlar bozacak, sen ya. Yapmaz mı bu ya? Allah Allah, ömür mü geçer böyle? Sen ikide bir onların gazıyla hareket eden, seni üzen, seni kıran bir insanla ne kadar idare edebileceksin? Ne kadar sürdüreceksin? Nazlı Kişiliğini nazlı olmuyor bu bulamamış, işler. başkasına hayır diyemeyen, siz benim evliliğimde, benim ilişkimle ilgili kardeşim karar verme hakkınız yok diyen, bunu başaramamış bir insan var ortada. Doğru mu değil mi Esra? Hocam ne diyeyim ben nasıl doğru diyeyim? Öyle bir doğru ki o kadar olur. Şimdi bu mesela benim gelen yüzlerce vakadan sonra çıkardığım bir maddedir bu. Birçok insan bunun farkında bile değil. Bakın bu sorgulanmıyor bile. O kadar önemli ki çevresinin etkisinde kalan insan Allah Allah diyor. İnsanlar nasıl bir şey diyor. İşte böyle bir şey. Gelen vakalardan sonra gördüğüm bir şey benim bu. Evet. 3. Kötü alışkanlıklar. Şiddet, uyuşturucu, içki, kumar. Yani özellikle uyuşturucu, bakın içki. Allah Şimdi önce arkadaşlarıyla az, daha kahretsin. sonra çok.
Daha sonra vücut alışıyor. Ya. Engelleyemiyor. Tedavi olsun gelsin. Harika bir insan. Ama içtikten sonra bambaşka bir insan. Şimdi uyuşturucuyla da ilgili öyle. Yani harika bir insan. Gerçekten kimseye zarar veremeyecek bir insan. Bir içiyor, manyan biri haline geliyor. Ya. Şimdi bununla ilgili o kadar çok örnek var ki. Ah, üzülüyorum. Hem nasıl? Ve Hem bundan nasıl? evlenmiş çocuklar var ortada. Yani ve yardım almak istemiyor, destek almak istemiyor. Sen şimdi evlenmeden önce şartını koşarsın. Tedavi olur, yardım alır, tamam evlenirsin. Ama evlendikten sonra çocuğun var yardım almak istemiyor. Ne yapacaksın? Kaldın ortada. Onun şiddetine, onun o durumuna katlanmak zorunda kalacaksın. Evet. Yazık değil mi? Sana yazık, çocukların psikolojisine yazık. Çok yazık, Bütün çok. bunlarla ilgili bakın onlarca mesajdan sonra yazdığım bir madde. Bu da çok önemli bir madde. Kötü alışkanlıklar, Müthiş. bunlara bağımlılıklar. Bunlardan kurtulsun öyle gelsin. Evet. Yoksa hiç evlenmesin. Evlenme. Gerek yok. Başka, İçeri gerek yok. hocam bunu nereden çıkardın diyorlar. Şaka yapılmayan insan. Alıngan. Alıngan. Bana şaka yapamazsınız. Allah Allah. Niye? Kardeşim ben seninle nasıl ömür geçireceğim? Şaka yapamazsın, takalamazsın. Ne desem yanlış anlıyorsun. Şimdi zor ya. Bununla zaman mı geçer ya? Şimdi niye şaka yapılamıyor buna? Bakın aslında kişilik problemi var burada. Ne var? Bir kompleks. Bu kişi, tabii bu kişi altın öz çizgi. Saygısı yok. Ya. Öz saygısı yok. Bu kişi kendinden memnun değil. Kendiyle ilgili sorunları var. Kendiyle barışık değil. Kendini bulamamış, kendini çözememiş insan. Önce gitsin kendini çözsün gelsin. Sonra Ya. gelsin benim yanıma. Doğru. Yani ben bu insanla niye evleneyim? Evlenme böyle bir insanla. Yani bir insana şaka yapılabilmeli takılma. Ha rencide etmeyen, rencide Tabii, edilmeyen tabii. şakalar. Ya takılmalar ya. Veya küfür Ben ona bazlı takılmalıyım, olmayan. o bana takılmalı. Yani seviyeli şaka yapılabilmeli. Evet. Aynen. Yani Fikir. Bu da bir soru. Kendine aşık olan insan. Narsist. Tabii kendine aşık. Yani onun için o kendinle evlensin, hiç bana bulaşmasın. Daha mutlu olur. Çünkü bu insan bu kendini farklı ve özel görüyor. Kendi her şeye layık, kendi kusursuz, mükemmel ve sen ona her şeyiyle iyi ki onunla evlenmişsin demek zorundasın. Hiç kusuru yok, hiç hatası yok. Ha. Hata kusur varsa o da sende. Tabii. Şimdi böyle bir insan. Yani böyle bir insan eleştiriye tahammülü yok bu insanların. Kendi çıkarları için çok iyi davranıyorlar zehirli bal derken. Dedim ya bu insanlara Dediniz kendi doğru. çıkarları için elde edene kadar her şeyi yapıyor. Elde ettikten sonra kendine bir bağlıyor. Bağladıktan sonra da o seni üzmeye başlıyor. Övgüyle besleniyorlar bunlar ve bunlar özellikle empati yoksunu. En büyük sıkıntı bu. Yani empati olmayan bir insan da sana zarar verir. Çok büyük Empati sıkıntı. yoksunu. Tabii çünkü kendini mükemmel görüyor. Karşı tarafın yerine kendini koyamıyor ve hatalarını göremiyor, eksiklerini göremiyor. Evet. Onun için hatasız, kusursuz olan bir insanla seni sürekli hatalı ve kusurlu görmeye başlayan bir insanla sen ne kadar mutlu olabilirsin? Yorar bu seni, üzer bu seni. Yani onun için böyle bir insanla da evlenme. Evet. Altı, bu da önemli bir şey, işkolik. İşkolik insan. Her şey iş. Gecesi Evet. iş, gündüzü iş. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu insan zengin. Zaten işkolik. Evet. Gerçekten para var. Sen de diyorsun ki zengin bir insan buldum, evleniyorsun. Harika bir evin var. Havuzlu. Son model araban var. Harcayabildiğin kadar param var. Ama yanında kocan yok. Ya, hep Neden? yalnızsın. İşte. Hep yalnızsın. Sonra ben mutsuzum. Neden? Kocam yok. Ama sen tercih ettin. Sen paramı Ya. eşin yanında mı olsun? Şimdiden sorun bu soruyu kendinize. Yani aşk mı para mı diyorlar ya. Aşk mı para mı? Hangini istiyorsunuz? Bu yorumlara bekleyelim hocam. Para olsun da önemli değil. Aşk mı diyorsunuz? Şimdi önce öyle deniyor ama daha sonra o ev, o araba olunca yapayalnız da bir işe yaramadığını görüyorsun. Doğru.
Mutsuz oluyorsun. Hayat Ha, bunu paylaşınca. yapabilirsen problem yok. Hocam adam parayı göndersin. Ben arkadaşlarla gezer yerim dersen onu bilemem. Ama ben kocamın yanında istiyorum dersen hata edersin. Çünkü bu adam işkolik, bu insan işkolik insanla beraber ondan yoksun olursun. Ha, çok işkolik kadınlar da gördüm. Bak sonuçta yani o da sıkıntı. Yani sonuçta eşini istiyorsan, yanında istiyorsan, beraber zaman geçirmek istiyorsan, hele beraber şeyi konuşmuştuk sizle, sevgi dillerini. Sevgi dilin nitelikli beraberlikse sen ayvayı yedin. O programı izleyin. IGTV'de kayıtlı. Oturun, Kayıtlı. kalemi kağıdı alın. Madde madde sevginin dilini hoca anlattı. Abi Çok müthiş bir güzel ve program yararlı olmalı. bir programdı. Tabii Evet. mesela o programı izleyip de müthiş geri dönüşler aldım. Ben eşinin sevgi dilini keşfeden Evet. ve oradaki hatalarını, eksiklerini gören, beklentilerinin yanlış olduğunu anlayan. Ne dedim işte Temelle Dursun'un fıkrasını anlatmıştım ya ben. Aynı dili Evet. konuşmuyorsanız anlaşamazsınız. Onun için sevgi dilleri önemli. Burada da işkolik bir insansa, senin sevgi dilinde nitelikli beraberlikse eşini bulamazsın. Parayı Evet. bulursun, eşini bulamazsın. Evet. Onun için eşini mi istiyorsun, parayı mı istiyorsun? Karar ver. Ona göre evlenme demiyorum bak. Yani parayı istiyorsan evlen, eşini istiyorsan evlenme diyorum. Bu madde içinde. 9. Eleştiriye gelemeyen sabit fikirli insan. Evet. Şimdi 7 değil mi hocam? özellikle 7. 9. 9'a nasıl Bak geldi? öfke problemi olan. Heh. 1. Çevresinin etkisinde kalan insan. 2. 3. Kötü alışkanlıklar. 4. Şaka yapılmayan insan. 5. Kendine aşık olan. Narsistlik yapa, empati 6. yoksunu. işkolik. Tabii 6. işkolik. 7. 7. Kendini olduğundan farklı gören insan. Kendini olduğundan farklı gösteren insan. Az önce dediğimiz aslında. Kendini olduğundan farklı gösteren insan. İnsan, evet. Şimdi burada sen neysen olsun ya. Ben kendimi olduğu gibi yansıtmıyorsam, mesela daha zengin görünüyorsam, ona daha farklı davranmaya başlıyorsam, burada da eksik olan ne? Burada da eksik olan şu, ben kendimi beğenmiyorum. Kendimle ilgili, kendimle barışmamışım, kendimle ilgili sorunum var. Şimdi ben onun için, mesela bir insan niye kendini farklı göstermeye çalışır? Kendini Evet. beğenmediği için. Tabii. Kendinden memnun olmadığı için. Farklı göstermeye çalışır. Onun için bu insanlar maske takan, kendini farklı göstermeye çalışan insanlar aynı zamanda hile yapan insanlar, yalan söyleyen, dürüst davranmayan insanlar. Evet. Tarkan'ın şarkısı gibi olmalı insan. Başkası olma, kendi ol, böyle çok daha güzelsin. Evet. Ben buyum ya. Beni kabul ediyorsan böyle kabul et demeli insan. Kendini saklamayan, kendini olduğu gibi yansıtan İnsanlar güvenilecek insanlar. Ve bu insanlarla evlenin. O noktada bak adam geliyor arabasını mesela bunların ne dedim her birisini bir yerlerden bana gelen sorunlardan dolayı topladığım şeyler. Tabii ki. Arkadaşından lüks arabayı alıyor kendi arabasıymış gibi geliyor. Aa. Neler var? Vah 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 vah. Tabii oturduğu yeri farklı gösterenler gördüm ben ya. Aa. Oturduğu mahalleyi, Filmlerdeki muhiti, gibi vallahi değil mi? filmlerdeki gibi. Aman. Şimdi düşün. Yani bu insana ne kadar güvenebilirsiniz Esra Hanım? Soruyorum size. Hiç. Sıfır. Tabii hiç güvenemezsin. Hiç. Yani onun için. Bak şimdi böyle bir insan sen şüpheleniyorsun ama diyorsun ama seviyorum. Bak aman ha ne sever sevmesi. Yani bir defa kim bu? Nasıl bir insan? Yani ailesi kim? Gerçekten işi ne? Kazancı ne? Arabası ne? Evi ne? Yani kendinin mi değil mi? Yani bilemiyorsun. Başkasınınkini kendisi gibi tanıtan o kadar çok insan var ki. Neler Hocam neler. çok özür dilerim. Buyurun. Hani estağfurullah. Bizim annelerimizin, babalarımızın döneminde hatırlarsanız bir kelime vardı. Neydi o kelime? Bir genç kız bir delikanlı ile evleneceği zaman delikanlı ile alakalı bir tahkikat yapılırdı. Bir Evet. tahkikat diye bir kelime vardı. Hani o Vardı neydi? doğru. Hakikaten o genç söylediği yerde mi çalışıyor? Gerçekten Evet. söylediği yerde mi oturuyor? Hakikaten Doğru. söylediği aile onun ailesi mi gibi tahkikatları işte yakından tanıyanlar gidilip bakılarak iş yerinden fikir alınarak yapılırdı. Şimdi biraz daha kolay artık internetten bile bunu yapmak
aslında bir miktar tam Ama değil şöyle ama bir miktar mümkün. internette bile insanlar kendini farklı gösteriyor. Tabii o da ayrı bir şey. O da ayrı bir Bence o şey, evet. tatbikat en güzeli. Mahallesinde onu tanıyan komşusu, altı üstü, yakını Evet. bunlara soruşturmak lazım. Tahkikat gerçekten çok önemli bir şey. Bizim dönemimizde yapılırdı bu. Doğru. Birisi kızımızı istediğinde biz müsaade isterdik. Tabii. Ve önce o tahkikat yapılır, ondan sonra olur verilirdi. Bak ne kadar güzel bir şey. Yani buna dönülmeyince bu sefer aa öyle değilmiş. Kandırıldık, aldatıldık. Ya. Hadi bakalım ne oldu? Gitti. Ya. Yazık oldu. Ya. Yani bunun için asla evlenmeyin derken bütün bu asla evlenmeyin diye çıkardığım maddelerin her birisi Çok tehlikeli. yaşanmış sorunlardan çıkarılmış maddeler. Çok doğru. Çok doğru. 8'e geldik 8 hocam. aşırı evet 8 aşırı kıskanç insan. Ya şimdi kıskançlık iyidir hocam. Seviyor beni ne güzel bak sahipleniyor bana. Kadınların Yok. hoşuna gidiyor. Ama bir nebze kıskançlık iyi. Kıskançlık yemekteki tuz gibi olmalı. Sen o tuzu çok fazla atarsan o yemek de yenmez. Şimdi öyle insanlar gördüm ki beni kıskansın diyor. O hale geliyor ki seni hiçbir yere çıkarmıyor. Perde niye açık? Ondan sonra sen nereye gidiyorsun? Annesine göndermeyeli gidiyorum ben ya. Vallahi ben de biliyorum. Vallahi Yani biliyorum. şimdi bu psikopatça bir şey bu. Yani bana güvenmeyen beni boğan bir insan haline gelir. Bakın seven insan boğan insana dönüşür. Ya. Buradaki sağlıklı kıskançlık benim çok rahat her yere gidip gelmeme izin veriyor mu? Çok rahat bana güvendiğini belli ediyor mu? Etmiyor mu? Ama ona gidemezsin, onunla görüşemezsin. Niye oraya gittin? Bakkala göndermeyenler biliyorum ben ya, bakkala. Yani markete göndermeyenleri biliyorum. Ben alırım diyor. Sen çıkma bir yere. Şimdi Aa. bu ne? Beni sanki başka Fena. biriyle evli beni gizliyor gibi bir şey diyor bakın kadın. Öyle gibi gözüküyor diyorum ben de. Evet, Hiçbir yere öyle gibi çıkarmıyor. gözüküyor. Evden dışarı çıkarmıyor. Seni bir yere dolaştırmıyor. Yok hocam diyor ama diyor yanında o varken ben diyor her yere gidebiliyoruz biz diyor. Ama diyor ben onsuz hiçbir yere gidemiyorum. Ama bu Şimdi ne bu ne? kadar yanlış bir şey. Allah korusun, Tabii. yarın öbür gün bu evlilikler mesela böyle 30 sene, 40 sene, 50 sene süren böyle evlilikler var ve erkek öldüğü zaman kadın elektrik idaresine gidip faturasını Hiçbir şey yapamaz. yatıramıyor. Bankaya gidip hiçbir Evet. iş yapamıyor. Çünkü artık hayattan kopmuş oluyor. Sudan çıkan ve nefes alamayan bir balık oluyor o. Tabii kendi hayatını devam ettiremeyecek bağımlı bir kişilik haline geliyor. Ya. Şimdi burada aşırı kıskanç bir insan varsa sağlıksız bir durum var. Ne Evet, var? bir Burada güven anormallik var. problemi olan bir insan var bir defa. Bak güvenememe problemi var. Belki de ailesinde, geçmişte yaşanan bir aldatma olayı var, bir sıkıntı var. Evet. Sonuçta o adam tedavi görsün, o insan tedavi görsün, ondan sonra gelsin. Doğru. Hani evlenme derken tamam evlenme, aşırı kıskançlığı çözsün, gidersin, yumuşatsın, ondan sonra evlen. Yani öfke Evet. problemi de aynı şekilde. Bunlar Tabii. tedavi görülmesi gereken sorunlar aslında. Aşırı kıskançlık da öyle. Şimdi 9 eleştiriye gelemeyen sabit fikirli insan. Çok kötü. Ya, hiçbir yere gelemezsin, hiçbir şey yapamazsın. O ne diyorsa onu dinleyeceksin. E senin hiç fikrin yok mu? Senin hiç düşüncen yok mu? Sen bir şey söyleyemez misin? Şimdi yazık değil mi ya? Şimdi bu tarzda bir insan da tamamen onun merkezinde, onun ne diyorsan yapmak zorunda olduğun bir hayat yaşatıyor sana. Ve burada sen kişiliğini kaybedersin. Ya. Sen olmaktan çıkarsın. Ya. Böyle birine de evet deme. Doğru. İşi ne olursa olsun, mesleği ne olursa olsun. Yani bazı meslekleri rencide etmek için demiyorum ama çok Türkiye'deki en popüler mesleğe sahip bir genç işte kızımıza öyle diyor. Diyormuş ki sen hiçbir şekilde beni eleştiremezsin. Ben Aa bak zaten diyor sen. iyi olmuşum. Ben zaten işte o meslekten olmuşum. Onun için ben diyor ne dersen sen onu yapacaksın. Bana hiç itiraz etmeyeceksin. Bunu kabul ediyorsan evleniriz diyormuş. Yoksa evlenmeyiz. Bak bak bak. Şimdi ailesi de tamam kaçırma kızım diyormuş. Bak adam bu. Aman aileye bakın. Tabii. Şimdi aileye bak. Şimdi ölçüler bozuk olunca ne dedik biz? Doğru. Ölçüler bozuk. Bu Bozuk. sefer ölçü tartı bozuk olunca senin çektiğin şey de bu bozuk oluyor. Doğru. Şimdi daha sonra bu kız mutsuz olur. Oho. Aileye evlendirdin sen o iyi bir mesleği var diye. Ne oldu? Yazık oldu. Kızına Çok yazık yazık oldu. oldu hem de. Onun Aynen için bu öyle. da sabit fikirli,
olan insanlar değişime kapalı olan, eleştiriye kapalı olan, yeniliğe kapalı olan insanlar. Bağnaz insanlar. Bağnaz insanlarla evlenerek hayatını karartma. Çok Yazık doğru. eder. Çok doğru. Hocam diğer maddelere geçmeden buyurun. Estağfurullah. Bir soru var. Nur Fetah diyor ki hocam eski komşum yurt dışında yaşayan bir Türk'le nişanlanmıştı. Evlenmeden önce kızın birkaç yerine estetik yaptırttı. Ben çok şaşırmıştım. Bu durum sizce normal mi? Yani bu estetik ameliyatları yaptırmayı bir erkek istedi diye kabul etmek normal mi diye ben önce bakarım kendime. Evet. Şimdi Bence normal değil. burada ben mesela kendimi benim bu halimle beni seviyorsa, istiyorsa yanıma gelsin. Ama ben kendim de o halimden memnun değilsem, mesela burada estetikteki en büyük sıkıntılardan birisi şu. Estetik uzmanı, dünyanın en popüler adamlarından birisi aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki estetik yaptığım insanların tamamına diyor en az 8-10 defa estetik yapmışımdır. Ay yazık. Bak şimdi neden? Çünkü diyor mesela burnunu düzeltmek istiyor. Benim burnum biraz yamuk. Şimdi düzeltmek istiyor. Düzelttim. Küçültmek istiyor. Küçülttüm. Tam istediği gibi yaptım. Sonra bir daha geliyor diyor. Bir daha geliyor. Tam Bitmiyor. istediğin gibi yaptım. Bir daha bitmiyor. Bitmiyor. Ve diyorum ki sorun sizin burnunuzda değil. Sorun sizin kafanızda. Bakış açınızda. Yani sorun o. Kendilik değerinle ilgili. Çok doğru. Beni bu halimle seven insan ve isteyen insan, tamam mı? Beni bu halimle seviyor ve istiyorsa tamam, ama istemiyorsa, beni değiştirmek istiyorsa Tuhaf. ben bunu kabul eder miyim etmem mi? Ben etmem. Ama şu var, yani ben fiziksel olarak da kendimle ilgili kusurlar, eksikler görüyorsam yapmak istiyorum, ayrı bir şey. Yani ama o istedi diye ben onu yapmam ne kadar doğru? Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Ben hiç doğru bulmuyorum. Hani birisi bana böyle bir öneriyle gelse ben onunla ilişkimi, bu benim naçizane fikrim, kesinlikle devam ettirmemek gerektiğini anlamış olurum. Yani benim için böyle bir teklifi yapılması bir daha onunla görüşmemek için yeterli Bir bir nedendir. incil sebeptir. Evet. Evet. Diğer Ama maddelerimiz ilginç bir hocam. soruymuş gerçekten. Efendim? İlginç bir soruymuş diyorum. Bence de ben de çok İlginç bir olay. enteresan buldum. Çok ilginçti gerçekten de. Evet hocam buyursunlar. Evet, şimdi en küçük kusurunu büyüten insan. Yani şimdi sen ne yapsan suç oluyor. Ne yapsan eksik oluyor. Bak şimdi bu insanın yanında sen kişiliğini kaybedersin. Doğru. Senin elin ayağın dolaşır. Yapabileceğini de yapamazsın. Şimdi bu maalesef bu tarzda memnuniyetsiz, hiçbir şeyden memnun olmayan tiplerin diğer insanları ezdiğini, kişiliksizleştirdiğini gördüm. O insanlar kendine özgüvenini yitiriyorlar onların yanında. Ben işe yaramazım biriyim gibi düşünmeye başlıyorlar. Onun yaptığı hata demiyorlar bak. Ben hatalıyım, kusurluyum, onu memnun edemiyorum Gene diye düşünmeye yapamadım ben bu başlıyorlar. işi. Ben yine yapamadım diye düşünüyorlar. Yani burada onlar maalesef farkında olmadan o insanla beraber kendi özgüvenlerini ve öz saygılarını yitiriyorlar. Evet. Yazık edersiniz kendinize. Onun için dedim bakın burada ben de en ufak kusuru büyüten, yaygaralar koparan küçücük şeyden dolayı işte yemeğin ne diyelim yanmış ya Allah Allah. İnsanım sonuçta, yakabilirim ben bu ya. Yanmış. Biraz altını tutmuş, dibini tutmuş. Ne var bunda? Allah bağırıyor, hakaretler ediyor. Böyle de olur mu? Yapılır mı? Bilmem ne. Şimdi ben ne yapayım? Siniyorum. Doğru mu? Bu sefer ben tencerenin başını bekliyorum. Hata yapmayayım diye. Tabii. Şimdi sanki benim yaptığım yanlıştı. Tamam, hata yaptım ama onun yaptığı doğru muydu Allah aşkına? Yani bak şimdi onu görmüyorum ben onun yaptığını. Ben burada kendi hatama yoğunlaşıyorum. Kendi hatamla beraber, suçluluk duygumla beraber hata yapmadan o ne derse onu memnun etmeye çalışıyorum. Şimdi üzücü bir durum bu ya. Bu Çok. psikolojinin içine girmek ve bu psikolojiyle beraber evliliği yürütmek belli bir noktadan sonra seni hasta yapar, seni kişiliksiz yapar. Tabii. Yani Tabii. kendine saygının yok olmasına neden olur. Ve kendine güvenin kaybolur. Ben bir şeye yaramayan, hiçbir şeyi beceremeyen bir insanım demeye başlarsın. Evet. Ve onun amacı da belki o. Yani seni sindirmek ve istediği gibi yönetebilmek.
Yani böyle bir insan da maalesef senin hayatını karartacak bir insan, böyle bir insana da evet deme. Evet. Evet, Yani başka gitgide hocam bu madde kalmadı. Evde kaldık. hani maddeler artmasıyla hani gitgide herkes onu yazıyor. Evlenecek hiç kimse Öyle kalmıyor diyorlar değil yani. mi? Ama ben ne yapayım? Bak şimdi Esra, bak Vallahi söylediklerinde çok haksız mıyım haklısınız. Siz değil ne miyim? yapacaksınız hocam? Vallahi ya bak şimdi ya insanlar haklı ama ben de haklıyım. Çünkü Yerden neden? göğe Daha sonra kadar. evleniyorlar, beni buluyorlar. Ah haklı olmasaydınız keşke. Ah size diyebilseydik ki. Ya hocam, Canten hocam amma yaptınız Allah aşkına. Ya bari bunu koymasaydın. Ya şurada bir tane bile keşke diyebilsem. Yok. Değil mi? Yok değil mi? Hiçbir madde yok. Vallahi yok. Şimdi Bir lira ona yok. rağmen bak şimdi sen bu en az 500 bin izlendi bu asla evlenilmeyecek insanlar benim videom, tamam mı? Bir gir altına, ya hocam evde kaldık, evlenecek hiç kimse yok. Allah aşkına bu maddelerden hiçbiri olmayan insan var mı? Tamam kardeşim bak. Biri ikisi olabilir. Ama bak bazen birisi de olmaz. Mesela öfke varsa tek madde bile olsa olmaz. Doğru mu Esra Hanım? Haklı Yüzde mıyım değil yüz mi? hocam. Yüzde yüz. Tabii ondan sonra sevdim ben bu adamı. Yok. O zaman senin morarsın her tarafını. E şimdi sen bunu mu istiyorsun? Allah göstermesin. Bu sefer ailen sana sahip çıkmaya çalışıyor. Gidiyor aileni öldürmeye kalkıyor. Şimdi sen böyle bir insanı hayatına alarak en büyük hatayı yapıyorsun. Doğru. İnsanı bakın ben hep söylerim. İnsanı hayatına almak kolay. Hayatından çıkarmak zor. Çok Yani kolay doğru. kolay alma bir insan hayatını. Sen Çok doğru. seçimler yapıyorsun Çok ya. doğru. Bu seçim senin geleceğini belirleyecek. Sadece senin geleceğini değil, belki ailenin geleceğini belirleyecek. Hayatına aldığın insan bu ya. Doğru. Yani o insan iyi tartılıp ölçülerek hayata da alınmalı. Ona göre olmalı. Ya. Şimdi gelelim diğer şeye. Sorumluluk sahibi olmayan insan. Sorumsuz. Hadi gel bunu Sen yazma şimdi evlenmişsin. buraya. Bak, evlenmişim. İki çocuğum var. Bir de üçüncü çocuk kocam var. O kadar çok bununla ilgili örnekler var ki sorumsuz. Hiçbir şeye karışmıyor. Hiçbir şeyini toplamıyor. Yardımcı olmuyor. Sanki sen tek başına bütün evin her şeyini, yükümlülüğünü sen üstleniyorsun, sen götürüyorsun. Ya. Yazık değil mi ya? Çocuk adamlarla çocuk kadınlar değil mi hocam? Evet. Bak ben ona psikolojikman evlenecek yaşa gelmiş Ama biyolojikman ama psikolojikman evlenecek yaşa gelmemiş insan diyorum ya. Psikolojik çocuk bu. Yani kendi sorumluluğunu alabilecek durumda değilken evlendiriyorsun bu adamı. Yanlış. Sorumsuz insan. Ve şu anda annelerden kaynaklanıyor bu. çok doğru. Her şeyini yapan, her şeyini kabul eden, her şeyi hazır veren, her şeyini bol bol sunan, hiç sorumluluk üstlenilmeyen, Ya. bütün krizlerini bırakmadan kendi çözdüğü çocuklar var. Ve şu anda var ya 35-40 yaşına gelmiş, annesiyle yaşayan, çalışmayan, annesinin baktığı insanlar var Esra Hanım Ben ya. de tanıyorum, biliyorum var. E ama neden var? İşte bundan var. Annelerinden kaynaklanıyor. Bu çocuğun da suçu yok. Hiç Gerçekten bunlara dediğin sorumluluk gibi verilmemiş büyüyememiş. ki. Çocuk o. Tabii. Evet. Olgunlaşmamış. Tabii. Çocuk kalmış. Ya. Ve bu tarzda sorumluluk sahibi olmayan, kendi karar veremeyen, kendi kararını üstlenemeyen, hiçbir konuda sana destek olamayacak bir insanla beraber evlenirsen maalesef bir çocuk daha yanına almış olursun. Ve onun da Ya. sorumluluğunu taşımak zorundasın. Yani Peter Yani bu bir Pan sendromu yük. falan diyorlar değil mi bunu hocam? Evet. Sen bu yükümlülüğü almak istersen bilemem. Ama akıl kârı bir iş değil. Şimdi bununla da bence evlenilmez. Al Vallahi sana bence de. 11. madde. Ben ne yapayım yani? Yani şimdi gene Doğru mu değil bakıyorum. mi? Olacak gibi değil. Yani ha şunu da haydi atalım diyor desem ya olacak gibi değil. Hiçbiri Değil. atılmaz burada. Bir atılmaz. Bak 12. madde. Çok Hadi merak bunu ediyorum. atabiliriz belki diyorlar. Ama bence o da atılmaz. Nedir hocam? Kendi hayatından mutsuz olan insan. Kendi hayatından mutsuz. Mutsuz ya kendiyle kavgalı insanlar biliyorum ben ya. Şimdi kendi hayatından mutsuz. Her şeyden şikayetçi. Her şeyden mutsuz. Hep Hep umutsuz. negatif. Her şey Hep kötü. negatif. Her şey kötü. Şimdi Allah aşkına radyasyonla geziyor gibisin ya evin içinde. Vallahi billahi ya. Radyasyona maruz Gerçekten. kalmış gibi yaşarsın bu insanla beraber. Hayat enerjini sömürür.
kalmaz hiçbir şeyin. Kadın diyor ki, vallahi diyor hocam böyle biriyle evliyim ben. Ve diyor, inan diyor, bende diyor her türlü hastalık başladı diyor. Neden? O insanla geze geze, o insanla dolaşa dolaşa o negatiflik bana da bulaştı. Hiçbir şeyde olumlu bir şey göremiyorum diyor. Neden? O göremiyor. Yazık, o insan da kendine işkence çektiriyor aslında. Eşimi anlatıyor sanki diyenler var hocam. Var. Hocam neler anlatılıyor. Neler ne şikayetler. Evet. Ya, onun için burada kendi hayatından mutsuz olan insanlar. Yani mutsuz, umutsuz, hayata negatif bakan insan, bunlar toksik insanlar. Ha. Bunlar zehirli insanlar. Bunlar seni de zehirlerler. Ne kadar az maruz kalırsan o kadar az zehirlenirsin. Doğru. Eşeğen şimdi evlenmişsin, devamlı maruz kalacaksın. Sen de radyasyona maruz kalıyorsun. Sürekli maruz kalmak radyasyona seni de öldürür. Yani seni de zehirler. Bunun için bu tarzda insanlar, hayatın içinde ben toksik insanlar, zehirli insanlar, bunları nasıl tanırız diye videolar çektim ben. Yani mutlaka o videolarımı izlesinler. O maddelere sahip insanlar varsa hayatınızı almayın. Hayır, annen babandır. Zaten toksiktir. Bak şimdi sen zaten onları zor taşıyorsundur. Olabilir, anne baban atamazsın. Bakın kendi anne baban bunlar. Yani hayatının bir parçası. Onları idare edebilirsin. Ama kardeşim hayatına alıp almama kararını verebileceğin bir insan var ortada. Ya bu insanı seçerken bu insana dur diyemezsen, hayatına alırsan kendini zehirlersin. Onun için ben bu insanlarla evlenmeyin diyorum. Bakın bir de asla evlenmeyin diyorum. Yani gerçekten bu 12 insan hayatımızda olması gerekeceğine olmaması gereken insanlar. Doğru mu değil mi? Ya şimdi öfke problemi olan birinin gerçekten tedavi olması gerekiyor. Bu net. Tabii. Etrafındaki her söylenenden etkilenen insanın kişilik yapısı gelişmemiş demek ki. Bu da net. Tabii. Kumar, alkol, uyuşturucu, bunlar varsa bunların da tedaviye ihtiyaç duyan yanları. Hocam yalvarıyor bana. Net. Bırakırım. Ben bırakırım. Yok. Sen yeter ki benimle evlen diyor. Ne yapayım? Bıraksın gelsin. Evlenme. Evet. Evet. Ya öyle. Bıraksın o zaman. Bıraksın, göreyim bıraktığını. Gerçekten inandırsın bıraktığına, ondan sonra evlen. Ama evet. Çok seviyor hocam, benim için bırakacağını söylüyor. İnanma. İnsanlar değişmek istedikleri için değişirler. Senin için kimse değişmez. Ya bir insan değişim dıştan için değil, içten olur. Değişmiyorsa senin için hiç değişmez arkadaşım. Değişmez. Öyle mi hocam? Bak, değişme dıştan değil, içten olur. Doğru. O kişi istemeli. Bedel Doğru. Ödemeli. Doğru. Yoksa o bedeli sana ödettirir. Doğru. Acı. Hocam güzel bir söz geldi aklıma siz böyle deyince. Evet. Değişim dıştan değil içten olmalı deyince. Yumurta kabuğu içeriden kırılırsa bir hayat başlar. Dışarıdan kırılırsa hem vakitsiz kırılmış olur hem de artık o yumurtadan bir can çıkmaz. O yüzden ya, gerçekten bir hayat yok olur. Hayat yok yanlış olur. Değişim. Yanlış evliliklerle birlikte ne hayatlar yok oluyor. Bakın ya. Burada birisi demiş ki hiç evlenmeseydim. Kocam beni ezmeye çalışıyor. Sürekli maddi, manevi, psikolojik baskı yapıyor diyor işte. Bak, dıştan o yumurtayı kırmaya çalışan bir insanla evlenmişsin sen. Hı hı. Ya. Ya. Sonra çalışmayı sevmemek gerçekten bir dakika hemen tekrar. Yani alıngan olmak, narsist olmak, şaka yapılmayan insan, olmak. Kendine aşık olan insan ya. Ya. Ondan sonra kendini farklı gösteren insan, yalancı olması müthiş bir defekt bence. Yani hiç olacak tarafı yok. Aşırı bak, net örnekler veriyorum ya. Bak, adam lüks araba buluyor geliyor. Kendi değil araba. Araba kendine değil ya. Niye yalan söylüyorsun ya? Sen araban yoksa arabam yok de. Hakikaten bu nedir Anladın yani mı? Değil mi? Tabii, ne var bunda? Allah. Yok benim arabam. Şimdi beni arabamla insanlar değerlendiriyorlarsa, arabamla beni değerli görüyorlarsa, ben hayatımda böyle insan da istemiyorum. Ben Şimdi beni evimle değerlendiriyorsa, beni evimle sevilen, değerli kabul ediyorsa, ben hayatımda böyle insan istemiyorum. Şimdi bu insanlar da sağlıklı değil. Bugün maalesef insanları oturduğu evlerle, evlerin lüksüyle, bindiği arabanın lüksüyle değerlendiriyorlar. Çok fena. Benim 2010 model Honda Civic arabam var Esra Hanım. Bazıları diyor ki hocam değiştir. Ya ben memnunum, sana ne? Hakikaten. Allah Allah. Ha, niye değiştireceksiniz? Allah Allah. Yazık. Ben evimi güzel isteyen ama arabamı önem vermeyen bir insanım. Sana ne?
Evet. Ve sen istiyorsun diye arabamı değiştirmek zorunda mıyım yani? Yok. Yok. Ama bakın bu tarzda insanlar var.